Korktunuz mu? Kızlar, umarım korkmadınız. Evet, böyle bir açılış yapmak istedim. Bilmiyorum yani ne mantıkla. Biraz farklılık olsun dedim. Sıkılmayın dedim. Aynen. Biraz böyle enerjimizi toplayalım. Kendimize gelelim. Sirkinelim istedim. Sirkelenelim. Sirkenelim. Ne saçmaladım. Boş yerine unutun hepsini. Belki hiç eklemem bile. Her neyse, tekrardan yeni bir videoya hoş geldiniz canlar. Umarım iyisinizdir. Bugün yine fark ettiyseniz kekeleme günüdür. Bazen oluyor öyle şeyler. Aldırış etmeyin, zaten alıştınız artık bana. Bugün günlerden pazartesi ve umarım haftanız güzel başlamıştır. Yani benimki yine yorgun başladı. Çünkü oluşumun uykusu hala düzelmedi, biliyorsunuz durumu. Şu an ama öğle uykusunu yapıyor. Birazdan uyanabilir, emin değilim. Hemen dedim ki değerlendireyim ve açılışımı yapayım. Aynen, pazartesi kahvaltımızı yaptık ama mutfak daha duruyor. Makineyi çünkü çalıştırmıştım. Dün gece çalıştırmayı unutmuştum. Normalde gece çalıştırıyorum ve sabah boşaltıyorum ama unutmuşum. O yüzden bu sabah çalıştırdım ve şimdi birazdan durur. Ben de şey yaparım, kirlileri koyarım. Ondan sonra cuma şu kaşlarım gerçekten orman, yani bildiğiniz orman olmuş. Kameradan eminim gözükmüyordur da bayağı çıktı. Onu bir düzelteyim diyorum. Birlikte alırız kaşlarımı Ağdayla. Onun dışında işte içeride biraz toz almam lazım. Masayı falan sileceğim, o aynalı masayı. Yani büyük bir planımız yok. Evdeyiz ama sonra mutlaka çıkmam lazım. Markete gideceğim. Zaten günlerdir var ya, evde tıkılı kaldık resmen. Hiçbir yere çıkmıyorum günlerdir. Zeyt Mirza da tabii, onun da biraz havaya ihtiyacı var diye düşünüyorum. En son doktora gidince gitmiştim. O da salı günü müydü neydi? Ne? Salı günü mü? Oo, bir hafta mı olmuş? Aynen, bayağıdır çıkmıyorum ya. Vallahi ben şokum. Normalde ben asla böyle evde duran birisi değilim. Ama malum havalar soğuk ve yapılacak bir şey yok. Yani bir yerlere gidemiyorum aşım olmadığı için. Doğal olarak. Ama güzel bir haberim de var. Eminim zaten Avusturya'da kalanlar bu haberi görmüştür. İkinci ay 12'sinden sonra bütün kurallar kalkıyor. Yani dükkanlara girebileceğim. Test lazım değil, aşı lazım değil, hiçbir şey lazım değil. Sadece maske. Ve ayın ondan bir hafta sonra da, ayın 19'undan sonra da restoran ve kafelere gideceğim. Allah'ım, en son ne zaman gittim inanın hatırlamıyorum yani. Aylar aylar oldu ve o kadar özledim ki böyle dışarı gidip kahvaltı yapmayı, kahve içmeyi, pasta yemeyi, yemin ederim aşırı özledim. Bu yüzden de zaten çok depresyona girmiştim evdeyim diye. O yüzden tek motivasyonum şu an o. Yani kurallar kalkıyor, Rabbime şükürler olsun ama tabii her zaman için kalkacak değil bence. Kesin açacaklar, sonra tekrar kapatacaklar. Yani aşı olanlar tek girebilecek kafelere falan. Alıştık artık ama yapacak bir şey yok. Açılınca tadını çıkartacağım. Bol bol gezeceğim sizlerle birlikte. İnşallah ya Rabbi, çok özledim. Aynen, baya çok konuştum ama biraz içimi dökmek istedim arkadaşlar. Bu arada sizlere de sormak istiyorum. Tabii kimine göre belki özelce bilmiyorum ama ben hani saklamıyorum. Ben aşı olmadım henüz. Zorunluluk gelmediği sürece de olmayacağım. Şimdi size soruyorum. Sizler aşı oldunuz mu? Olduysanız isteyerek mi oldunuz veya mecbur kaldığınız için mi, hani işten dolayı falan, ve olmayanlar da yazsın, merak ediyorum. Ne düşünüyorsunuz şu an bu yeni kurallarla ilgili? Öyle. Oğlum uyandı kız. Ben niye böyle sesli konuşuyorum? Bir an sesini duydum sandım. Nenin sesi geliyor şu an. Yok, uyumadı, uyanmadı. Neyse arkadaşlar, şimdi ne yapalım? Oturma odasına girelim. Ama önce ben bir laf diyordum. Ne diyordum? Ha, dışarı çıkacağım. Çünkü markete gitmem lazım. Hem de oluşum hava alır. Zaten markete uğrayıp eve geleceğiz. Yani başka bir şey yok. Havalar da buz gibi zaten. Neyse, hadi gelin içeri geçelim. Evet, sizi böyle koydum. Bu arada arkadaşlar, oturma odasının bir tane ampulü patladı. Tabii siz görmüyorsunuz. O yüzden şeyleri, pancurları açmama rağmen şey, adı ne? Karanlık. Her neyse, ben şimdi şu masaları sileceğim. Bu arada bu lambaya akşam Akif'e taktıracağım. Sadece bakmam lazım. Hani evde var mı diye, şey, ampul var mı diye. Varsa hemen taksın çünkü gerçekten karanlık.
yok yani. Şimdi bu masayı siliyorum da. Ay, eğri koymuşsun sizi kız. Dur. Evet, tamam. Sileyim, sonra hemen karşıma alayım. Sizlerle birlikte. Umarım sesim geliyordur bu arada. Bugün nedense konuşasım var. Vallahi konuşasım var bugün. Kerem durmuyor. Adı neydi? Hep de adı neydi? Ne diyeceğimi unutuyorum her zaman. Neyse, önce bir şunu sileyim. Sonra zaten daha bol konuşuruz. Şu mumu da yakayım. Biraz sessiz olalım. En azından uykusunu alsın Minnak Bey. Çünkü gece çok fazla uyanıyor ya. Normalde tamam, hadi uyanıyor. Mamasını içiyor, yatıyor. Ama bu sıralar uyandıktan sonra 1-2 saat sonra uyuyor. Ve saat kaç olursa olsun fark etmiyor. Yine bir diş dönemi sanırım. Aa, uyandı. Vallahi uyandı. Durun, ben bir bakacağım. Ama bir saat oldu mu? Kim uyanmış acaba? Şaşırdık mı acaba? He? Sen niye böyle az uyudun? Ha? Söyler misin? Bir açıklama bekliyoruz senden. Anneciğim, bir saat bile olmamış ya. 45 dakika ne demek? Normalde öğle uykusunu 1,5 saat falan yapıyor. Ama malum durumlardan dolayı uykusuzuz günlerdir. Analı oldu. Ama canı sağ olsun benim. Miniğimin. Anneci bunu ham 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 yapsın. Anneci bunu ham 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 yapsın. Bakma bana öyle tatlı tatlı. Çirkin şey. Çirkin. Annesi bunu yesin. Aynada kendine bakarmış. Annesi bunu yesin. Annesi bunu ham yapsın. Ham yapsın. Hami 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 hami. Bakma ben öyle. Çılgın şey. Çılgın yaramaz. Aa, uz açarım oğlum. Çılgın yaramaz seni. Seni çılgın seni. Ne yapayım? Ey anneyim, canına öldüğüm, canına öldüğüm. Kızlar, ben hemen üzerime bir bluz geçirdim ve hemen markete gitmeye karar verdim. Burada da oluşmuş el izleri, daha yeni oynamıştık. Markete hemen gideyim dedim bari Zeyt Mirza uyanmışken. Yani işlerimi sonra devam yaparım. Hani akşam olmadan ve bir dahaki uykusuna yatmadan gidelim dedim. Zaten burada oturuyor. Ceketini falan götürdüm. Şimdi onu hemen giydireyim, ondan sonra çıkalım. Evet, Zeyt yine bildiğiniz gibi ellerini içine koymam lazım çünkü dişlerini kaşımak istiyor. Neyse, zaten bir markete gideceğim. O da aşağıda, çok uzak değil. Değil mi oluşum? Ay, taytım kirlenmiş acaba. Ay yok, bari çöpü de aldım. Kendimle götürüyorum. Değil mi oluşum? İkinizi alıyorum. Değil mi? Ay, minnak bebe. Arkadaşlar, ilk baştan Mülla'ya geldim. Zeyt Mirza'ya birkaç bir şey alacağım. Anne. Aslında dur, önünü açalım biraz daha. Biraz buraya bakınacağım, sonra markete gideceğim. Ondan sonra da eve geçeriz. Değil mi oğlum? Hop. Baksanıza, size bunları gösterecektim. Çok güzel paketlenmemiş mi çikolatalar? Hediye etmek için aşırı tatlı. Aa, sevgililer günü geliyor. O yüzden böyle yapmışlar. Bence yani. Aha, meşhur çikolataları buldum. Bir ara herkes bunlardan alıyordu. Ay, çok merak ettim. Ama yiyemem. Ay, neyse, şunu çok merak ettim. Raffaello'lu. Alacağım. Çikolata yediğim gün tadına bakarım. Eğer şimdi ben paketi açarsam evde hepsini bitiririm yani. Öyle bir çikolata delisiyim.
Ama son günlerde yemiştim. Bayağı abartmıştım. Hatta birkaç gün hiç dikkat etmedim de. Şu an yine iyiyiz de. Yine de alacağım. Başka bir gün bakalım tadına. Ama şu da kesin güzeldir de. Neyse tek bir tane alacağım. Ay ne tatlı. Çok güzel şeyler var. Çikolatalar. Ama biz bebek bölümüne gidelim. Ya da böyle sağlıklı bölümlere bakabiliriz. Ne var ne yok diye. Neyse önce bir bebiş bölümüne. Gel oğlum. Aşırı güzel düzenlemişler. Normalde bu rafta başka şeyler vardı da yer değiştirmişler. Güzel olmuş. Aa, bu bardaklar. Bunu arkadaşım Melisa'nın kanalında görmüştüm. Kız Melisa buradan izliyorsan bir yorum at. Memnun musun bundan? Bu böyle suyu dökmeyen bardak yani. Tek böyle çekince geliyor. Aynen. Bayağı meşhur bardak. Başka da işte şöyle şeyler. Bir tane bebek suyu alayım. Çünkü ara sıra lazım oluyor. Tek sıcak suyum oluyor. Sonra neyle karıştıracağımı şaşırıyorum. O yüzden bir tane alacağım. Bakalım. Evet, tekrardan eve geldik ve yarım saat falan oluyor. Gelir gelmez Zeyt Mirza'ya çorba içirdim. Dün ezogelin çorbası yapmıştım Thermomix'te. Onu ısıttım, verdim. Şimdi uyuyor. Malum hani önce az uyuduğu için aşırı derecede uykusu vardı. O yüzden fazla oyalanmadım dışarıda. Ve her şeyi de maalesef alamadım. Ama yani Zeyt Mirza için önemli olan her şeyi aldım. En önemlisi de o. Büyük market alışverişi de zaten yaparız illa bu hafta. O yüzden sıkıntı değil. Şimdi size aldıklarımı göstereyim. Önce Spar'dan aldıklarımı göstereyim. Şöyle Nesquik aldım. Bayağıdır yemiyordum ve çok seviyorum. Ve bu Duo olanı sanırım ilk defa aldım. Beyaz toplu. Genelde sade şöyle alıyorum da. Çok canım çekti. Kahvaltıda yerim diye düşündüm. Ondan sonra Zeyt Mirza'ma ekmek aldım. Şöyle fırkanlı tost. Ondan sonra yani tahıllı. Son muz aldım oluşuma. Sonra bunu kendime aldım. Turşu. Avokado aldım. Sonra meşhur kahvelerim. Yani en sevdiğim bu gerçekten. Kremalı böyle. Nescafe. Hemen stokladım. Öyle. Sonra şunlar da indirimdeydi. Bir alana bir bedava. Ve bunlar çok güzel gerçekten. Gita pomes. Patates kızartması işte. Ondan aldım. Bu soslar da çok lezzetli oluyor böyle tortellini'ye veya makarnalara. Çok severek kullanıyoruz. Ondan da aldım Spar'a gitmişken. Limon aldım. Sonra zaten Mülla'ya gittim. Şöyle mendil aldım hani yumuşak. Bunu genelde ben Zeyt Mirza için kullanıyorum. Hani yemek yerken ağzını falan silince. O sert peçetelerden değil de her zaman bunlardan alıyorum. Hani acımasın diye bir tarafı ağzı. Sonra mama aldım. Yani evde var aslında iki tane açılmamış paket ama stoklamak istedim. Her gittiğimde alıyorum zaten. Çünkü bazen hiç bulunmuyor o yüzden. Sonra su aldım gördünüz. Sonra bunu ilk defa aldım. Bakalım beğenecek mi? Böyle elmalı. Aynen. Sonra şampuanı az kaldı. Ve bu Bupi'nin markası da çok meşhur diye biliyorum yani. O yüzden denemek istedim. Sizler de yoruma yazın eğer kullanıyorsanız memnun musunuz diye. Bundan aldım. Evdeki normalde hip ama o da bitmek üzere. Ondan sonra arkadaşlar evet lila ve pembe şu an ne alaka diyeceksiniz ama ben bu Philips Avent ışıklısını yani gece yananını gerçekten aylardır arıyorum. Her gittiğimde yok yani yok bilmiyorum ama bana mı denk geliyor, çok zor bulunuyordu ve sadece böyle pembe ve lila paketli vardı, iki tane ve bir tanesini aldım. Sanki ne olacak, zaten gece evde kullanacağım çünkü zor oluyor ya böyle hani karanlık oluyor oda ve sonra Zeyt Mirza emziğini gece aşırı derecede çok düşürüyor, uyanıyor. O yüzden böyle ışıklıyı aldım hemen bulmuşken. Çünkü evdekiler bayağı eski de onları da atacağım. 0-6 ay bu arada. Zeyt Mirza diğerlerini tutmuyor çünkü. Sonra bir tane yeni dudak kalemi aldım. NYX markası. Bilmiyorum testa yoktu ama aldım. Şöyle gözüküyor da netlemiyor. Neyse deneriz. Sonra bu çikolatayı da denemek için aldım.
Ondan sonra bu bisküvitler bir kere almıştım. Zeytin Rıza çok sevmişti. Şu an ikinci alışım. Normalde ben DM'den bir kere almıştım ama onu hiç sevmedi. O yüzden maalesef yemediği için bundan tekrar aldım. Alette markası. Bir de şöyle bir yoğurt aldım. Hatta hemen denedi bile. Ve gayet sevdi yani. Kötü değil. Yedi. Alışveriş de bu şekildeydi gördüğünüz gibi. Şimdi ben bir hemen bunları yerleştireyim. Sonra görüşürüz tekrardan. Teyzeleri ya. Şu pasaklıya bakar mısınız? Doğru duşa gidecek Zeyd Mirza. Doğru duşa. Bu ne? Kirli. Ayakları da burada. He? Sen neden böyle kirli yedin acaba? Annesi de mahsus önlük takmadı ki zaten duşa girecek. Üstü zaten kirli. Bu arada arkadaşlar günlerdir bu burada da bir yapamadım. Hula hoop. Ne oldu? Duşa girelim mi artık? Girelim mi? Kirli. Ellere bakın. Elleri, elleri, elleri. Pamuk gibi elleri. Ve Zeyd Mirza Bey mislendi, parklandı. Babasıyla böyle oturmuş koltuk keyfi yapıyor. Ama bu daha da demedi. Çünkü oturmak istemiyor. Acaba neden rahat edemedi? Aha, babası hemen televizyonu açmış. Zeyd Mirza hayırdır sen? Hayırdır? Bak hiç bana bakıyor mu? Şu an odaklandı ya. Hiç bana bakıyor mu ki? Bu arada bu pijama dayısının. Azat dayısının pijaması. Değil mi oğlum? Aynen arkadaşlar. Bu arada biz yemeğimizi bile yedik. Sonra Zeyd uyandı. Onun karnını doyurdum ve duşunu aldırdık. Öyle. Şimdi ben mutfağı toplayacağım. Bunlar da burada böyle takılsınlar. Videoyu da artık burada kapatayım. Olmaz, olmaz. Umarım seyrek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kendinize iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Bay bay Mirzoş. Mirzoş.